Merhaba. Türkiye'nin siyasal bir yönetim sistemi yoktur. Yargı ve Diyanet, merkezin kirli işlerine kılıf bulma mekanizmalarıdır. Adı tek adam rejimidir. Ülke, ele geçirdiği ve çöktüğü bütün devlet olanaklarını kendi lehine kullanan bir şebekenin elindedir. Temel Karamolluoğlu'nun Erdoğan ziyareti anlayan açısından büyük ipuçları veriyordu. Açıklamalarını dikkatle takip ettim. Temel Bey usta bir siyaset hekimi gibi karşısındaki hastayı adeta muayene etmiş. Erdoğan'ı çözmüş birinin kopardığı laflarla sorunu teşhis etmesinin kıymeti başka. Her ne kadar Erdoğan işine gelmediği için yalanlasa da Karamollaoğlu Erdoğan'ı suçlamadan, yargılamadan, sen iyisin ama danışmanların kötü demeden konuşmuş. Muhatabının canını sıkmamış ama istediğini de alabilmiş. Bu tür durumlarda köşeye sıkıştırmaya çalışırsanız karşınızdaki bir duvar örer. O setti daha da aşamazsınız. Muhatabınız Erdoğan gibi biri ise kolay iş değildir bu. Bunu ancak onu iyi tanıyan, yaşına, ilmine saygı duyulan, sarayı çözmüş biri yapabilir. Değilse görüşme 2 saat 20 dakikayı bulmazdı. Şimdi ziyaretin kodlarına bakalım. Erdoğan sistemde revizyon düşünmüyor tek sıkıntısı %50 artı 1 bunu nasıl aşacağını da bilmiyor. Bilmediği için de artık en fazla 1,5 yıl kalan seçimin önündeki en büyük risk de bu. Ve henüz kimse farkında değil. Erdoğan her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemiş. Karamolluoğlu size gelen bilgilerde en azından farklılıklar olabilir demeye çalışmış ama nafile. Erdoğan'a göre ülke her alanda çok iyi noktada, çiftçi memnun, kimsenin şikayeti yok. Karamolluoğlu baktı olmuyor, sözü İbn Haldun'a getirmiş. Onun hükümdarlar denetlenmek istemese de bu tesis edilmeli biçiminde özetlenecek öğretisinden bahsetmeye çalışırken Erdoğan lafa girmiş. E biz İbn Haldun Üniversitesi'ni kurduk. Konu kapanmış tabi. Her ne kadar Karamolluoğlu anlaşamamakta anlaştık dese de bu görüşmenin notları okuyan ve görenler için adeta pusula niteliğindedir. İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'ndan önceki başkanının ismini hatırlayanınız var mı? Yok Kadir Topbaş değil, o azledilmişti. Karşınızda İstanbul'u vermemek için yok yere seçimi yenileten, sonucu hazmedemeyip her gün yeni bir kararla belediyenin yetkilerini buduyan bir yapı var. Doğru yerel seçimlerde muhalefet sandıkları kaptırmadı, seçmeninin oyuna sahip çıktı. Buna rağmen İstanbul'daki ilk seçimin iptalini engel olamadı, dikkatinizi çekerim. Peki söz konusu Türkiye olunca her yeri tutmak yetecek mi? Esasen doğru soru şu. Bir seçim olacak mı? artık net biçimde anlaşılmıştır ki Erdoğan %50 artı 1'i cebinde görmediği bir seçime gitmez. Bunun değişmesi olanaklı değil. Ve Saadet Partisi Genel Başkanı da farkında ki olay Bahçeli'yi de aşıyor.